Cumartesi akşamı kayısı almıştım akşam, anneme gittim. Yatmak üzereydi. Ve işte kayısı yesin birkaç tane yatmadan diye çok zayıf düştü, o da çok yaşlı, 90 yaşının üstünde. Onu mutfağa götürdüm. Kayısı yerken bir yandan da biraz çok konuşur, şey demeye başladı. Ya bugün Eşref'i aradım, çok hastaymış, çıkamadı, telefona gelemedi. Komşusu açtı telefonu diye dedi. Galiba dedi kaybedeceğiz Eşref'i dedi. Ondan sonra tabii ben de etkilendim. Ya dedim hayır dedim, dizi falan çekiyordu dedim, daha yaşar dedim. Sağlığı yerinde herhalde falan dedi. Yok yok öyle değil dedi. Tabii bu insanlar şimdi ben yani biraz böyle sahneden inmiş kadınların çocuklarında biraz bir şey olur işte, bir sürü ünlü insan, herkesin sinema perdesinde, tiyatro sahnesinde gördüğü insanlar çok bizim hayatımızın içindeydi. Özellikle yani annemle çocukken İstiklal Caddesi'ne çıktığımızda ya da bir tiyatroya gittiğimizde işte Adile Naşit'e rastlardık, konuşurduk. Birçok o Ertem Eğilmez'e rastlardı, konuşurdu. İşte Kenan Bükeler, Aziz Basmacılar falan. Bunlar bir kuşak. Ses Operetinin bunlar kadrosu. Öyle diyeyim. Hikmet Karagöz falan var. Annem de o akşam bana yaptıkları dansları anlattı. Özellikle Eşref Kolçak'la. Çünkü Eşref Kolçak annemin partneriydi danslarda. Yani dili geçmiş zaman anlatıyorum ama bunlar hep annemin ve annemin arkadaşlarının anlattığı, benim oradan öğrendiğim. Ben o yıllara yetişmedim tabii. 1940'ların sonu, 1950'lerin başı Ses Tiyatrosu'ndaki maceraları onların. Bir de bir diğer dansçı, o da annemin çok yakın arkadaşıydı. Yılmaz Duru. Şimdi bu insanlara Eşref Kolçak'ta Yılmaz Duru'yu da herkes aslında oyuncu olarak tanıyor ama bunlar aslında kariyerlerini uzun bir süre dansçı olarak sürdürüyorlar. Daha sonra sinemaya dans sahneleriyle falan taşınıyorlar ve sinemacı oluyorlar. Annem işte sinemaya pek bulaşmıyor. İki tane dans anlattı bana. Aslında onlar ilginç. İşte bir tanesinde annem şık bir, yani frapan giymiş bir Parisli kadın, bir direğin altında şeyde sigara içiyor, boynunda fular filan, belinde kırmızı bir kuşak, biraz böyle işte maço bir serseri gibi, daha Latin Paris'te dekor öyle ve anneme sarkıntılık ediyor. Annem ona yaklaşıp bir şey söylüyor, itiyor annemi. Annem boylu boyunca yere uzanıyor, sonra tutup kaldırıyor ve müthiş bir dans şovu yapıyorlar operette. Ve İbrahim Hoyi var o dönemin. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivinde bazı yazılarını buldum. İbrahim Hoyi ve karısı annemin hayranı. Annem aslında baş dansçısı gibi kadınlarda şeyin. İşte Eşref Kolçak'ta, erkeklerde Ses Tiyatrosu'nda, Ses Operetinde. Bir onu anlattı, bir de diğeri ise sosyolojik açıdan çok önemli. Çünkü işte tam Menderes dönemi ve işte Amerika Birleşik Devletleri'ne müthiş bir hayranlık var o sırada. İşte Missouri gemilerinin geldiği filan dönem. O dönemde bütün grup sahneye, bunlar çok geniş bir grup. İsmet Hanım var, hep annemin arkadaşları, İnci Hanım, Meral Hanım, yani bayağı güzel bir işte Ertem Eğilmez'in eşi Rukiye Hanım filan, bunlar bir kadro ve çok seviliyorlar aslında. Yani dans trupu deyip geçmemek lazım. Bayağı turnelere filan çıkıyorlar Türkiye dışına da. O derece üne kavuşmuşlar. İşte tabii o Amerikan rüzgarı eserken, Amerikan hayranlığı artık iyice bir pompalanırken diyeyim, Demokrat Parti döneminde annemlere de işte kadife mini şortlar giyiyorlar. Üzerlerinde frak gibi bir ceket. Başlarında da silindir şapka. Erkekler de ona benzer. Ve işte önce kızlar ve erkekler diyelim, alt dansçılar dans ediyorlar. Sonra sahnenin bir tarafından Yılmaz Duru ile o biraz önce bahsettiğim Meral Hanım geliyor. Ona Mary diyorlar kısaca ama Meral ismi.
Diğer taraftan da işte annem Şükran Tulgar diyeyim, şimdi o zaman Şükran Alpan Akdenirli. Annem de Eşref Kolçak'la birlikte geliyor ve bütün salon ayağa kalkıyor ve şey, yani şarkının bir sözünü hatırlıyorum, söyledikleri şarkının şey diyorlar. Mislerin mis gibidir Amerika. Mis derken yani bayan, diyelim hani mis misiz kitap şekli vardır ya, yani bayanı o açıdan kullanıyorum, yoksa bayan lafını hiç kullanmam da. Mektup adlarda falan yazılır ya, ya da hitaplarda eskiden, çünkü şimdi kalktı o, artık sadece misiz kullanılıyor political correctness adına. Eskiden evlenmemiş insanlar mis, evliler misis olduğu için işte mislerin mis gibidir. Bakar mısınız? Amerikan kızlarını övüyor. Türkiye'li kızlar diyeyim sahnede. Mini şortlar, kadife mini şortlar ve silindir şapkalarla böyle şeyler. Bu ikisi dansı tekrar anlattı annem uzun uzun. Akşam ben söyledim. Çok üzüldü. Şeye gidemediği için çok üzüldü. Cenazesine gidemeyeceği için.